Ankara'da Mardin Beyler. Kimi zaman denizde, kimi zaman stüdyoda. Karaları bağlamak abla, abla. Ünlü türkücü Bülent Şertaş'ın aksiyon dolu maceralarında sırada ne var? Ünlü türkücü ilk kez açıklayacak. Erkek erkeğe içelim bugün. Az sonra. Harikasınız. Evet efendim, sizdeyiz. Bilal Şahan Gökbatar'ın dün gece biliyorsunuz galası vardı. Bakalım galada neler yaşandı? Film çekmiş, Safiye'dekiyiz. Bu film bu ülkede 5 milyonun altına düşsün, ne istesen yapacağım. Ha, sen Şahan'a rakip geliyorsun yani. Bay Köztürk'ün iddialı açıklamalarına... Ben her yerde varım. Çıksın abi meydanda. Şahan Gökbakar ne cevap verdi? Bizim için dediğin gibi yeni bir heyecan, yeni bir karakter. Acaba Recep'i geçer mi, geçmez mi? Geçer mi, geçmez mi Recep'i? Yani bence geçmez. Ama zaten yani Recep'i de biz yaptığımız için sorun yok yani. İlk Bodrum Meydanı bugün Faik Öztürk yaptı. Çağına rakibini de geçeceğim onu dedi. Faik Öztürk için sen öbürsene. İstemem. İstemem. Faik abi dün benim filmim Şahan'ın filmini geçecek. Şahan ne yapıyor ki diye değil mi? Burada bayağı bir isyan etti. Ve Şahan'a da cevap hakkı doğdu. Dün akşamda galada Şahan cevap bile vermemiş Faik abiye. Vermemiş. Ciddiye de almamış. Şaşırdım yani. Halbuki Faik abinin söylemin gayet burada netti. Ve orada muhabir arkadaşımız da soruyu yöneltti kendisine. Evet. Yani beni geçemez ya da geçer yani ya da film çıksın görelim falan diyebilirdi. Peki Şahan'ın galada morali bozuk muydu? Çünkü çok fazla katılım olmadı galaya. Bugün de herkes şunu söyledi. Acaba Şahan galasına çok fazla kişi gitmeyeceği için mi davetiye hediye etti? Ama 6 kişiden ne olacak? Ben böyle düşünmüyorum. Tabii, Fakat sosyal medyada böyle mesajlar da geldi. Yani orada Şahan'ın bence cimriliği. Yani senin 6 tane mi şeyin var, takipçin var, sevenin var. Sen 3 çifte davetiye beni Mete'den diyor biri. Sen diyorsun ki Şahan sinemayı kapatacaktı ama o Mete'den öv beni Şahan'ın bir esprisi haline geldi. Herkes birbirine öv beni diyor. Neden? Çünkü bu akımı Şahan başlattı. Ya, öv beni akımını. Toplumda böyle kişilere ne denir bunu burada söyleyemem çünkü rütük var. Bu tip düşünen insanlara. Hoş da değil. Bu, şunu söyleyeyim, bu ünlü egosudur. Basit anlamda ünlü egosudur. Ne alakası var? Sen bana beni anlat. Beni öv diye bir espri yaptı. Ego ile ne alakası olur mu var? Şey canım, beni en iyi öveni galama davet ediyorum dedi. Bana bir jest gibi geliyor bu. Şahan'ın o kadar çok hatası var ki filmlerinde. Eğer Şahan yükselmeyi, gelişmeyi düşünen bir yapımcı, oyuncu olsa beni eleştir der. Bana yanlışlarımı söyleyin der. Niye demiyor? Herkes zaten o kadar çok eleştiriyor ki bence bu sefer de öv desin. Zaten herkes herkesi çok eleştiriyor. Yok ya Allah aşkına, onların hangisi samimi? O övgülerin hangisi samimi? Ben Şahan'ın takipçilerini çok samimi buluyorum. Hepsinin de Şahan'ı çok sevdiğini düşünüyorum. Çok benimsediklerini de görüyorum. Çünkü hemen hemen yorumlarının hepsine bakıyorum. Hiç içinde de kötü bir yorum görmüyorum. Belki 1000'de 1 tane falan yani çıkıyor. Yok, yani. O insan, o takipçilerin... Bence Şahan'ın filmi yine rekor kıracak. Evet. Bu lafı unutmayın. Rekor kıracak. Bakın görün. Bence Faik Bey'in filmi rekor kıracak Seda. İnşallah çıktığı zaman. Onunki daha çıkmadı. İnşallah. Ben Faik abiye destek oluyorum. Ben destek oluyorum. Şahan kendi rekorunu kıracak. Şahan'a niye olmuyorsun peki? Faik abinin daha filmi ortada yok. Faik abi daha yani kaç tane sinema filmi yaptı? Şahan yıllardır sinema filmi yapıyor. Faik abinin reytingleri ortada. Tamam da Şahan'ın da gişeleri ortada yani. Ama yine... Bakın Şahan televizyon programı yapmıyor diye Şahan'a vuruyorsunuz yerden yere. Biz seninle hiç anlaşamıyoruz. Biz seninle anlaşamıyoruz değil. Hakikaten öyle yani. Ben buraya falan geçiyorum. Ben aynı mı düşüncedesin sen? Sen ne diyorsun? Şu an ikisi tartışıyor. Şahan çok başarılı. Kimler? Bilal abi şunu da istiyorsunuz. Ya bu insanlara bir saygı duyacağız. Çok eğer seviyorum ben onu. 7 milyon, 7,5 milyon kişi izliyorsa, Şahan Gökbakar 6,5 milyon kişi izliyorsa biz onlara saygı duyacağız. Gerçekten ben başarılı da buluyorum. Yahu bunu böyle dediğin için egosu şişiyor. Bana methedin diyor zaten. Bunu niye? Orada bir espri var. Siz espri onu anlayamadınız diyor galiba. Ha, bir tek eksiği var. 3 kişi değil ama ben bu halimle Şahan için bir salonu kapatırdım. Ya bu adam ne zaman ciddi olacak? Diyorum. Ne zaman ciddi olacak? Niye hep ciddi olsun ki adam komedyen? Hayat hep lay lay lom mu? Allah aşkına ya. Ya adam komedyen. Allah aşkına. Yok yok değil. Ya olur böyle şey hayat canım yani. Hayat zaten stres, herkes gülmek istiyor. Adam ciddi olsa bu sefer de diyeceksiniz ki hep komedi yaptı şimdi ciddi oldu diyeceksiniz. Bakalım gişesini göreceğiz, ne kadar insan gülecek. Ben de affedersiniz, çok affedersiniz. Argo konuşsam ben de onun söylediklerini söylesem filmlerde bana da gülerler. Yani çok affedersiniz. Neyse, o zaman sen Şahan'ın filmine gidenlere de laf etmiş oluyorsun. Hayır efendim, onu hayır. Beğenenlere de o hayır, zaman. Hayır, onlar hayatın sillesini yemiş insanlar. Orta halli ya da yoksul insanlar. Biraz stres atmak için, gidiyorlar. Sen gitmiyor musun Şahan? Ben silleyemedim ama ben de gidiyorum. Ya, şu anda bakın. Çocukların kahramanı. Ben bir kere gidiyorum. İki kere gitmiş. İtiraf ediyorum. Evet. Ben Şahan'ın filmlerine bir kere de değil, 2 kere gidiyorum. Evet. Aynı ben filmde. De. Bülent Bey, bugüne kadar yaptığı bütün film yalan mı Coşkun? Ya bir kere gidiyoruz, ölüyoruz. O gülerken kaçırdığımız şeyleri daha iyi anlayalım diye bir daha gidiyoruz. Ben bunu bir Şahan'da yaptım, bir de Demet Akbağ'ın filminde yaptım. Bir de güldürmek daha zor. 2 defa gittim. Bayıldım, geberdim, öldüm. Evet, doğru. Evet, Bülent Şertaş da 2 kere gitmiş. Pardon, çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Gülse Birsel. O da çok güzeldi. O son filmi Aile Muhabbeti. Ona geberdim, öldüm. Ama ne kadar seviyeli değil mi? Nasıl seviyeli güldürüyor. Vallahi billahi özür dilerim. Demet'le. Rezil oldum. Çaktırma. Ama üzüldüm ya. Ya Özlem senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu? Hep senin yüzünden. Allah canımı alsın. Hep senin yüzünden var ya. Ay Özlem. Ben gene tutamadım ağzını. Ama Demet Akbağ yeni filmi geliyor. Onu kaçırman çok... Vallahi yok. Bak şu anda hep aklımda o var. 23 Şubat'ta... Yoksa hayatta öyle şeyler söylemez. Yok vallahi. Ya Allah senin cezan vermesin. Bak kafama girdi ya. Biz duymadık, hiçbir şey duymadık. Vallahi. Gülse Birsel. Özlem mi? Bu. Mikrop. Çık. Hep zaten şey yapıyor. Oy canım çıkaydı. Nereden geldi? Allah! Oy canım çıkaydı. Ben nereden dedim onu? Özlem nereden söyledin? Yok biz duymadık, bir şey duymadık. Ben vallahi. Yani. Bilal abi hala içinden Şahan'a söyleniyor bu. Hala Bilal abi diyor ki olmuyor, bu espriler olmuyor diyor. Bilal Özcan bence Şahan Gökbakar'ı seviyor. Estağfurullah. Vallahi seviyorsun. Eleştirmek, sevmemek seviyorsun. Başarısı ortada. Beni de kaç kere ipe götürmüştür. Nasıl başarısı ortada? Şimdi diyorsun ki göreceğiz gişesini, göreceğiz gişesini. Sonra da oradan seviyorlar deyince başarısı ortada. Ama yok şimdi şöyle bir geçmiş yaptığı filmlerdeki bir şey var ama o başarı neyle geliyor ama? Bilal abi yapma, ben sana bir şeyle geliyorum. Engin Altan Düzyatan dün akşam galadaydı. Bakalım neler söyledi efendim bize. Hadi bakalım. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Yakalamışken hemen soralım, cinsiyeti belli oldu diye haberler çıktı, kız çocuğu, kız babası oluyor mu? Sağlıklı olsun, aynen, sağlıklı kız olsun. Erkeği hiç fark etmez, Allah isteyen herkese nasip etsin. Ama oradan kızarken bir kafa sallama durumu oldu. Hayırlısı evet, inşallah yani inşallah. Engin Altan iddialara son noktayı koydu. Milyonların izlediği dizisi bitiyor mu? Daha öyle bir şeyimiz yok, öyle bir net bir durum arkadaş. Yok. Sen bir iş mi var bana önermek istediğin bir iş mi var? Bir şey varsa söyle, onu bilelim, ayarlayalım, tamam. Yok şu anda öyle bir henüz net bir şey yok. Şimdilik devam ediyor görünüyoruz ama daha net kararı yapımcı mutlaka bir tarihte açıklayacaktır. Bir bebek daha geliyor. Ne güzel değil mi? Müjdesini de verdi. Bence muhteşem bir aileler. Tabii, çok yakışan bir çift. Çok evet. Çok yakışan bir çift. Engin Altan bu izdivaçla hayatını düzgün bir çizgiye soktu. Yani çok güzel bir fırsat oldu. Evet. Hülya Koçiğit'in torunu, o aileye girmesi Engin Altan'ın. Ondan evvel biraz Engin Altan sağa sola sapan bir çocuktu. Nereye saptı be? Biraz öyle şeyler geliyordu. Bizim kulağımıza geliyordu. Bekar insan her yere sapabilir. Önemli olan evlendikten sonra ne yaptı? Bak şimdi. Evet efendim. Bekar insan her yere sapabilir ama saparken de kızları üzmeyeceksin. Kızlar da erkekleri üzmeyecek. Bilal abi sen de hep şunu söylüyorsun. Erkekler mi hep kızları üzüyor? Kızlar da erkekleri üzüyor yani. Özellikle şöhretli... Tek taraflı üzüntü olmuyor vallahi. Özellikle şöhretli erkekler, ünlüler dünyasındaki erkekler kızları üzüyorlar ve kaçıyorlar. Kızlar da bayıla bayıla şöhretli erkek görünce böyle koşup peşlerinden gitmesin. Tabii onlarda da var. Bu bir tercih meselesi. Onlarda da var. Selvi ekran başında. Yok karışın. Yalan mı? Hep erkekler mi üzüyor? Öyle mi? Nasıl? Genel yapalım. Şu an işi izliyor. Senin dışında mesela. Yani. Selviciğim. Hayatım. Öpüyoruz burada. Öpüyorum. Senin dışında. Selvi. Yani sizle ilgisi yok konunun ama değerlendirme yap annem. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum şimdi. Yanaştım. Ya şimdi. Üçlü gör yönetmen üçlü. Çek yakından. Hadi konuya getir açıklayın. Evet. Mevzu neydi? Şimdi Selvi. Bunların düğününe ben vardım. Diyor. Evet. Vallahi düğünümüze geldi. Nerelerden geldi ablam? Teşekkür ediyorum. Nereye gelmedim bana. Ki? Ay vallahi. Şimdi konuya geçecek olursak gerçekten ya kimseyi üzmesin bir kere. Şu magazin sen karını hiç üzmedin. Kaç yıldır evlisin? 15 bitti. Maşallah. Sende de bitiyor olay. Yani evet. 15 yılı götürmenin senin adamlığınla da alakası var. Ablam ben eğer ateş oluyorsam evde Selvi su oluyor. Doğru. Beni söndürüyor. Eğer o ateş oluyorsa ben su oluyorum onu söndürüyorum. Bravo. Yani wow. İlk gün dedim ki ne olursun senden bir tek ricam var. Sana bağırırım, sana yükselirim, seslenirim ama sakın bana cevap verme. Yemin ediyorum ağzını açmıyor. Sonracı veriyordur. Ama sonra Selvi bu. Bundan sonra. Vay anam vay. Canım çıkaydı. Canım çıkaydı. Çıkaydı da beyaz lafı etmeyiz be. Yok vallahi. Nereden söyledi be? O canım çıkaydı. Vallahi değil. Billahi değil. Yalnız hiç ağzını açmaz ama 5 dakika sonra. Açarsa tamam. Ben hatalıysam zaten hemen 2 dakikada gönlünü alırım. Bitti. Olay o zaten. Karşılıklı fedakarlık. Bülent için Selvi ya. Konuşamıyorum. Selvi Serttaş. Selvi. Bak SS bak. Selvi Serttaş. Evet. Seda Sayan. Bak yani. Hep SS. Ne yapalım bana? Vay. Ne yapalım güzeli? Ama... Özlem sen de öyle misindir? Ben hani böyle... tatilim ya. Ben çok öyle parlamam. Çok nadirdir. Çok atarım. Hayatımda 1 veya 2'dir benim patladığım. Patladım mı ortada toza dumana kattım. Bir daha öyle bir şey gelmedi. Senin burcun ne ki? Başak burcuyum. Başak. Neyse evet. Çok işimi atarım ya. Mevzu o değil. Abi niye böyle yapacaksın? Gene ne yaptım ya? Tozu dumana katarım deyince. Mevzuya giriyorum efendim. Mevzu Yıldız Tilbe biliyorsunuz bir şarkı paylaştı arabasında. Bakalım o şarkıyı bir dinleyelim. Sezen Aksu'nun hangi şarkısını söyleyecek Yıldız Tilbe? Buyurun bakalım. Şarkıyı. Evet. Bu olabilir mi sizce? Bu Yıldız Tilbe'nin şarkısı bence, onun bestesi bence. Bu olabilir mi sizce? Dinlediniz siz de hep beraber. 14 Şubat'ta biliyorsunuz bir şarkı geliyor Yıldız Tilbe'den. Bu olabilir mi? Burada duyamadık ki. Sözleri bile anlamadık. Vallahi ne dediğini anlamadım. Bir daha mı dinlemek istersiniz? Bir daha dinleyin. Ezberim yok hesapsızca ne arada ne sıra Bence bu ha, bir şey mi tartışıyoruz? Sezen Aksu'dan aldığı şarkı bu olabilir mi tartışıyoruz? Evet, evet yani 14 Şubat'ta okuyacağı şarkı bu mu? Bir tane daha var stüdyoda bir paylaşım yaptı. Okunmuştur artık o Sinem. Sizce hangisi? Sizden bir tahmin bekliyorum. Üçünüzden de sizden hangisi olabilir? Burada anlaşılmıyor. Öbürünü de duyalım, öbürünü de dinleyelim. Öbürünü de dinleyelim. Peki buyurun efendim. Diğerini de dinleyelim. Aynen. Bilirim yerini, boş laf. Kimsen ki, ne isen nedir? Yanarsak biz yanarım bir olan, ne kız gelir. Bunu olabilir mi sizce sevgiler? Ya bu klasik Sezen Aksu ritmi, evet. Sezen Aksu bestesi ama ters köşe yapmak yok ha. Yok canım ters köşe yapmıyorum. Bu olabilir mi sadece? Bu Sezen Aksu bence. Bence de bu. Öteki değil. Özlem Yıldız bence bu diyor. Ben çünkü tam dinleyemedikten sonra karar veremem. Sezen melodileri. Yani tam duyamadım bir şey anlamadım yani. Tam dinleyemediğim için ya, anlayamadım ama bence. Dinleyemedim dedim yani. Parça neyi anlatıyor onu bilmiyorum. Şimdi ne diyeyim ben? Biri hareketli, biri... Siz daha böyle daha slow, daha bir şey mi bekliyordunuz? 14 Şubat olduğu için herkes öyle bir şey bekliyordu. Bir damar bekliyordu bence. 14 Şubat olduğu için herkes daha damar bekliyor. Gözlerime bak, gözlerini benden al gibi bir şeyler. Bak mesela geçen sene Yıldız Tilbe bir şarkı yapmış. Sevgililer Günü için albüm çıkarmış ama bu ticari bir albüm. Sevgililer Günü bir gün, ben sana ölürüm her gün. Şarkı sözüne... Dikkatinizi çekerim. Sevgililer günü bir gün, ben sana ölürüm her gün. Sevgililer günü bir kez, sen aşkımsın bunu bilsin herkes. Ya şimdi bu şarkıyı ilkokul çocuğu da yazar. Şimdi Sezen Yıldız Tilbe'nin tabii ki sanatı çok büyük. Saygım sonsuz. Bu şarkı sözünü de mi beğenmedi? Şimdi bu şarkı sözü Allah aşkına okudum şimdi bu şarkı sözünü. Neymiş doğrusu efendim? Bakalım buyurun. Yıldız Tilbe, Sezen Aksu barıştı. Yıldız Tilbe beklenen Sezen Aksu şarkısını ilk kez sevenleriyle paylaştı. Şimdi Sezen'in şarkısını seslendireceğim sizler için. Bir seni bir beni tanırım anca, gerisi vız gelir. Yanarsak biz yanarız bir oğlan, bir kız gelir. Ben seni tek seni tanırım ancak gerisi vız gelir. Yanarsak biz yanarız. Güzel. Şimdi anlaşıldı. Evet. Nasıl? Anlaşıldı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ben de çok beğendim. Nasıl? Bildim değil mi? Bunu Yo bilmediniz. Siz... Bu değil miydi ritimli olarak? Yok siz ikisini de pek beğenmediniz. Aşk olsun ya. Valla dediniz de yani ikisi de hareketli peki, dediniz. Senin dediğin olsa ama ben ikincisi Sezen Aksu dedim. Ondan. Demin anlaşılmadı. İkincisi biraz daha Sezen Aksu gibi ama ikisi de olmamış gibi dediniz gibime geldi benim. Hayır hayır. Mesela Bülent Şertaş da ben duymadım dedi ama Özlem bu şarkı dedi değil mi? Bu şarkı. Evet. Fanım ikisi de Yıldız ve Sezen fanı. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çok güzel olur mutlaka. Yıldız Tilbe demek zaten aşk şarkıları demek. Peki efendim. Evet. Adriana Lima. Metin Hara Adriana Lima. Baklava, börek, Bodrum derken Adriana Lima hamile mi? Yok canım. Yok kilo almış diyorlar. Belki yemek yedi diye. Kilo mu almış? Öyle diyorlar bugün gazetede. Sizce bu nasıl bakın bu? Nasıl bir duruş yani hamile gibi mi? Sanki böyle yüzünde, karnında şişlikler var. Bence pizzayı fazla kaçırmış. Çok pizza mı yemiş? Bence öyle yani, bence öyle. O daha belki hamileliklerindeki görüntüsünü de hatırlıyorum da yani yüzü falan böyle şiş değil, fazla vücudu bu kadar şiş değildi. Sadece göbek kısmı biraz böyle çıkıktı. Öyle hatırlıyorum. Ya burada rüzgar kaldırmış. Bilal Özcan. Buyurun. Bir şey soracağım. Mesela bana da sordular bunu. Bizim Habertürk gazetemizle. Yılbaşı röportajı yaptığımda bana pek dedim hani reklam kokuyor gibi. Ben de öyle düşünüyordum. Pek inandırıcı gelmiyor dedim. Ama buralara kadar geldi bu görüşme. Evet. Sen ne diyorsun bir duayen olarak? Estağfurullah. İlk başta öyle bir izlenim vardı ama Adriana Lima bir sevgi ile sardı bu ilişkiyi. Öyle gözüken o şu anda ve götürüyor, taşıdı götürüyor. Yani ve bu çocuğu da, bu antipatik çocuğu da öyle, herkese göre de öyle benimsedi. belki erkeklerden çok çektiği için kızcağız yıllar içinde tabii çok yorulduğu için Adriana Lima. Adriana erkeklerden çekti. Adriana'ya da kızcağız diyorsan ya, sen. İlişkilerden yani yoruldu tabii. Evlendi, ayrıldı, yani aldatıldı. Kızcağız dedin Adriana'ya bir düşün. Ya, aldatıldı Allah. Kızcağız. Var, ya var, ne var bunda? Ne var bu? Kadıncağız diyeyim. Hadi tamam. Hayır yani diyeyim. O önemli değil de yani. Değil tabii. Anlayamadım yani ona yani, üzülmeni. Pek anlam veremedim yani. Adriana'ya da üzüldün ama. Yani bir Türk erkeğiyle yani bu saatten sonra daha üzülür anlamında mı söyledin? Hayır hayır. Bu çocuk bir de felsefi yaklaşıyor her olaya. Bir aynı zamanda psikolog gibi bence ona iyi de geliyor ruhuna. Tedavi ediyor. Tedavi de ediyor olabilir. Yedil çocuk onu efsunladı bence. Herhalde. Olabilir, olabilir. Değil mi? Ha? Olabilir. Çakralarını açtı bence. Çakralarını olabilir. Açmış olabilir. Açtı. Gerçekten çünkü... Sen ne diyorsun Özlem? Çakralarını açacak biri çıksa karşına. O zaman olur. O zaman olur dedi. Yani. Demek ki senin de sevgilin yok. Bir anda çakralarım kapalı. Yani. 9 muydu kız çakramız kaçtı? Vallahi artık 7 tane çakramız var. 7 çakra. 7 çok önemli. 7 çok önemli. 7 çok önemli ama Adriana Lima hamile değil diyorsunuz. Fakat İrem Derici... Bir dakika Adriana Lima'nın konusunda bir şey söyleyeceğim. Hem Metin Hara bir Türk erkeği yani ne kadar Amerika'da yaşıyorlarsa da evlenmeden hamile bırakmazlar diye. Benim görüşüm o. Yani nikah yapmadan yapmaz bunu yapmaz. Yani Türk erkeği yapmıyorsa Özcan Deniz niye yaptı? Bak yani, şimdi ben yine sana bak, böyle cevap vereceğim yine bana kızacaksın. Özcan Deniz niye yaptı o zaman? Özcan Deniz'in ben samimiyetinden biraz şüpheliyim. Bak. Seda 6 ay 17 gün oldu Allah aşkına hala nikah yapmadı. Ya ama öyle benim işim bu yani. Neyse İrem Derici Özcan'la laf yok. Karnını şişirdi. Hamileymiş gibi bir post paylaştı sosyal medyada. Zaten ondan 2-3 gün önce de biliyorsunuz bu yakalanma durumu vardı senelerken. Şimdi de böyle bir post paylaştı. Bu ekrandaki görüyorsunuz. Evet. Aynısı yakışmış. Hadi gel artık 6 gün kaldı dedi. Muhtemelen albüm için çıkacak. Evet. Şarkı çıkacak. Sevgililer günü için muhtemelen bunu yaptı. Ama takipçilerinden ciddi tepki aldı. Bence burada bu albümle şarkıyla perdeliyor. Hamile kalmak istiyor bu kızcağız. Ama 6 gün kalmış Bilal abi. Efendim? Son 6 gün diyor. 14 Şubat için yapıyor. Bence hamile kalmak istiyor. Zaten sanatçı için her albüm bir bebektir. Evet öyle. Doğru. Der ki bu benim bebeğim. Herhalde onu ima etmeye çalışıyorlar. Bir bebek de koyup benim bebeğim geliyor diyebilirdi ama burada hamilelik şeyi acaba bir kadınsal olarak ciddi hamile bir ilişki yaşamak istiyorum. Artık ben de evlenip çoluk çocuğa karışmak istiyorum olabilir mi? Olabilir. Bence o da olabilir. Fakat sosyal medyadan ciddi bir tepki aldı İrem bu paylaşımından dolayı. Neden? Yani kimilerinin hoşuna gitmedi bu paylaşım. Niye? Yani ne alaka artık iyice saçmaladınız gibi söyleyenler de çok fazla var. Ne alakası ama bunlar da yani... Böyle eleştirenlere de kızıyorum. Bırakın kız bir şey yapmış, içinden gelmiş. Ama o zaman da bırakın. Zaten öyle bir kız biliyorsun. Öyle bir kız da bırakın o zaman Meryem Üzer'le küvetli girsin. Bırakın İrem böyle yapsın. Ben küvette gezmesin demedim. Gezsin zaten. Nerede istiyorsa orada gezsin. Sizlere bırakın. Yani küvette mi geziyor? Öyle bir kız derken. Tamam çıkıyor. Bırakın insanları. Öyle bir kız derken. Öyle bir kız derken yani biraz böyle uçuk kaçık fikirleri olabiliyor. Çılgın fikirleri olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir pazar paylaşım yapmıştı pazar günü. Pazar çocuk istiyorum diye uyandım. 30 yaş sendromu mu acaba diye paylaşım yapmıştı. Kim demiş bunu? Bu geçen ay. O var ya geçen ay. Boşandığı kocası ne dedi biliyor musun? Eğer sen bozmasaydın ilişkiyi 2 tane çocuğumuz olacaktı. Biri Demir, biri Ayşe. O da paylaşım yaptı. Yürekli. İsimleri de hazırdı diyorsun. Evet. Ve bu paylaşım biraz sonra kendi kendini imha edecektir diye de altına not düştü çocuk. Rıza Esen Demir. Şimdi de böyle bir hamile koydu hani fotoğrafı. Yine bu bir şey olabilir mi? Yani size bir VTR izlettireceğim. Bizim kanalımızda 2 tane gerçekten yakın takip ettiğim bir dizi var. Kaçırırsam odama yapım ekibi geliyor. Tabletten seyrederken görüyorlar. Biri Çukur hastasıyız. Çukur evimiz İdris babamız. Biri de Yuvamdaki Düşman diye bir dizi başladı. Bir dakika bir bilgi vereceğim. Çünkü geçtiğimiz gün bir yerde Nebahat Hanım'la, Nebahat Çehrihan Efendi'yle karşılaştık. Ayaküstü sohbet ettik. Seda muazzam bir dizi geliyor. O bana seyret dedi. Takıldım diziye. anam hayatın içinden başınıza neler gelebileceğini kestiremeyeceğiniz, evinize aldığınız yardımcı ya da bir dadı başınıza neler açabilir? Bir izleyin. Yasemin, bunlar sana verdiğim ilaçlar değil. İlaçlarım değiştirilmiş. Kimin yaptığını da çok iyi biliyorum. Kim değiştiriyor? Olcay anne. Ya hasta bu kız. Ben hasta değilim Olcay anne. Yasemin yeter. Karının ailemize zarar vermesine izin vermeyeceğim. Annem haklı galiba. Aa, sen hala sinirli misin? Göstereceğim ben sana doğruyu yanlışı. Bu yarım kalmış aklını da alacağım senin. Uyu sen canım sevgilim. Murat. Ben çekip yolluyorum sana fotoğraf. Selin'in fotoğrafı mı? Merhaba. Selin. Çok geçmiş olsun. Biz Alper'le beraberiz. Sen ne dediğinin farkında mısın Nil? Sen biliyor muydun? Murat! Yasemin düzelinceye kadar Kerem sana emanet. Elimden geleni yaparım. Oğluma iyi bak diyeceğim ama sanırım dememe gerek yok. O kadar güçlü, baksana şuna. Çok özür dilerim. Ben bir anda tutamadım kendimi. Elisa, Yasemin'e bir şey söylemeyin. Tavsiye ediyorum, izleyin. Muazzam bir dizi. Tehlikenin nereden geldiğini kestirebilmeniz için, nereden geleceğini görebilmeniz için, nelere dikkat edebileceğinizi kestirebilmeniz için oyuncular hepsi muazzam. Birçok isim var, saysam zaman almaz. Onun için bayıldığım bir dizi. Ya, lütfen bu akşam izleyin. Yuvamdaki Düşman. Herkes görevini inanılmaz yerine getiriyor. Hadi bir canlı canlı. Kulağımızın pasta serisi canlı canlı. Haber. Gitti hayatım acılar, kalpte dururmuş, bu nasıl yürektir anlamadım. Geceler sırdaşım olmuş tükenip, gitti hayatım acılar, kalpte dururmuş, bu nasıl yürektir anlamadım.